Kahire ve Port Said kentlerinde eylemcilerle polis arasında çatışmalar yaşandı. Kahire'de Müslüman Kardeşler iktidarını protesto eden eylemcilerin iki aracı ateşe vermesi üzerine Tahrir Meydanı trafiğe kapatıldı. Port Said'de Emniyet Müdürlüğü binası ateşe verildi. Mısır'ın başkenti Kahire'de halkın Müslüman Kardeşler iktidarına karşı Tahrir Meydanı'nda başlattığı oturma eylemi 3 ayı geride bıraktı. Polis Tahrir Meydanı'ndaki çadırları kaldırmak isteyince gerginlik yaşandı. Bazı eylemciler polise ait iki aracı ateşe verdi. Polisin eylemcileri Tahrir Meydanı'ndan çıkarma girişimi başarısız oldu. Tahrir Meydanı trafiğe kapatıldı. Port Said kenti de savaş alanına döndü. Futbol maçı davasında yargılanan 39 sanığın kent dışındaki bir cezaevine nakledilmesi kararının ardından binlerce kişi karakollara ve hükümet binalarına saldırdı. Polisle protestocular arasında çatışma yaşandı. Bazı eylemciler Emniyet Müdürlüğü binasını ateşe verdi. Askerler ilk defa göstericilerle polis arasındaki çatışmalara müdahale etti. Barikatlar oluşturarak tarafları ayırmaya çalıştı. Port Saidliler ordu lehine sloganlar attı. Olaylar sırasında askerlerin polisin üzerine ateş açtığı iddia edildi. Ancak askeri sözcü bu iddiayı yalanladı. Ve bu haberle de günü noktalıyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına huzurunuzdan ayrılıyoruz. Saat 19'da Ulusal Kanal Ana Haber Bülteninden ve www.ulusalkanal.com.tr internet sitesinden son dakika gelişmelerini ve bütün haberlerin satır arası ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Yeniden birlikte oluncaya dek hepinize mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.